Merhaba. Bugünkü program güncel bir konu hakkında. Ama güncel konuyu işte şu şunu dedi, bu bunu dedi, şöyle oldu, böyle oldu çerçevesinde değil. Daha genel bir bakış çerçevesinde ele almaya çalışacağım. Başlık şu. Halklar kardeş midir? Değildir. Şimdi bu halklar hani eskiden beri bilinen laftır bu işte. Eşli sınıfıları kardeşler, değişik uluslarda. Halklar, değişik ülkelerdeki halklar kardeştir. Neye dayanarak böyle söylenir? Denir ki çünkü çıkarları ortaktır. Hangi ülkenin işçisi olursa olsun hepsi işte Burjuvasi tarafından diyor Halklar işte değişik ülkelerde devlet ve Burjuvasi tarafından eziliyor. Dolayısıyla onların birbirleriyle çatışmakta çıkarları yoktur. Onların çıkarları birlikte davranmaktır. O yüzden de halklar birbirinin düşmanı olamaz. Halklar kardeştir. Şimdi buradaki zihniyet şöyle değil. Herhangi bir fakültede iktisat dersine gidin. İster seçmeli ders, ister esas ders. Size kapitalist iktisadın ilk kuralı olan şunu öğretirler. Rational choice. Yani rasyonel seçim. İnsanlar ekonomide rasyonel seçim yapar. Kapitalist iktisat buradan başlar. işi. Ve buradaki diğer anlattığım zihniyet aynı zihniyet. Halkların ortak çıkarları var. Yani rasyonel seçim yapıyorlar. Kardeş olmaları kendi menfaatleri icabıdır. İşçilerin kardeş olmaları kendi menfaatleri icabıdır. Meseleye böyle bakılıyor. Bu bakış tabii sosyal psikolojiyi tümüyle ihmal ettiği için ciddi bir şekilde eksikliğe doldur. Yani yanlışlar demek daha doğru olur. ...hariye baktığımız zaman... ...yani işçi sınıfı kardeşliğini... ...halklar arası kardeşliği görürüz ama... bunlarda çoğu çok daha fazla... ...işçi sınıfları arasındaki... ...halklar arasındaki düşmanlığı da görürüz. Yani zaten... ...halklar arası kardeşlik... ...doğal olarak... ...var olsaydı eğer... ...o zaman... Yani ...savaşlar olmazdı. Öyle ya... ...savaş... ...şey değil, rasyonel bir seçim değil orduya yazılıyorsunuz, savaşa gidiyorsunuz. Belki de orada hayatınızı kaybedeceksiniz. Bu hiç öyle rasyonel bir iş değil bu. Kimse savaşa gitmez. Eğer ondan doğru olsaydı, halklar kardeştir. Rasyonel seçim yapmaları gerekir. Mantığı doğru olsaydı. Tarihte bunun aksine epeyce bir örnek var. Birkaç tanesini ben anlatmakla yeteneyim. Roma İmparatorluğu dönemi. Roma İmparatorluğu dönemi kölecek dönemdir. Roma'da çok sayıda köle vardır. Sadece Roma İmparatorluğu'nda değil, başka daha küçük e, devletlerde de köleşilik egemendir. Sosyal psikolojide şöyle bir belirleme yapılır. Denir ki, Roma'nın kölesiyle başka bir diyelim Karadeniz'deki küçük bir devletin Roma İmparatorluğu zamanında milattan önce bilmem kaç. Kölesi karşılaştığı zaman Roma'dan gelen şöyle der. Evet, ben köleyim, sen de kölesin. Ama ben Roma'nın kölesiyim. Yani biz dünyanın o sırada, o zamanki dünyanın hakim devletinin kölesiyiz. Sizin gibi böyle ıvız ıvız devletin kölesi değiliz. Bunu anlamıyorsanız eğer zaten daha sonraki sorun hiçbir şekilde de Yani sosyal psikolojidir. Yani bir tarafın kendini üstün olarak görmesi olayı benzer bir durumun epihidizamını bir tutayalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rosel Luxemburg anılarında belirtmiştir. Alman işçilerinin büyük bir hevesle orduya katılmalarını izler, büyük bir hevesle savaşa gitmelerini izler. Niye gidiyor Alman işçileri savaşa? Fransız kardeşlerini öldürmek için gidiyor. Çünkü Fransız ordusu. Frans halkından ve işçilerine atışıyor. Alman ordusu Alman halkına ve işçilerine, Frans ordusu Fransız işçiler ve Frans halkına oluşuyor. Birbirlerini öldürmeye gidiyorlar. Halbuki şeye bakarsak eğer bu e bir seçim değil. Çıkarını ortak olması lazım. Ama hiç de öyle değil. Durum hiçbir şekilde öyle değil. Gelelim buradan şeye. Vietnam Savaşı'nın ilk bölümü. Bu 1940'lı yılların ikinci yarısı. Vietnam, Fransa sömürgesi. Ee, Vietnam daha sonra bu Ulusal Kurtuluş Şerifi'ye alacaktır. Fransa ile Dien Bien Phu'da büyük bir çatışma yaşar ve Fransa ordusunu fena haline yener. Ve bu şekilde Kuzey Vietnam böyle bağımsızlığını kazanır Şimdi şu kitabı bakıyoruz. Bu Gerhard Feldbauer'ın Vietnam Kriç. Vietnam Savaşı kitabı. Burada D&D'ye fıra Fransız ordusuna kimlerden oluştuğunu rakamlarla anlatıyor. Diyor ki işte Fransız ordusu kendi belirlemelere göre 250 bin kişiden oluşuyordu. Fransa tarafı. Bunlar da 76 bin tanesi tarafı da aşağı yukarı 20 bin kişi yabancılar lejyonuydu bu Fransa'nın özel bir askeri birliğidir. Sadece yabancılarla oluşur. Fransız vatandaşları burada yoktur. Ondan sonra 58 bin Afrikalı vardır. E, Afrika'da Afrika'dan çok sayıda sömürgesi var. Hangi ülkeler derseniz ben hemen sayıp Senegal. Çünkü Senegal'den iyi askerler çıkar. E, bu yüzden bu 58 bin Afrikalı'nın ciddi bir bölümü burada vermemiş ama belki Senegal'dedir. E, diğer geri kalanlar da Vietnamlılardır. Yani Kuzey Vietnam'a karşı olan Ho Chi Minh yandaşlarına, General Giap tarafına karşı olan Vietnam karşı. E bakıyorsunuz şimdi burada. Bir sömürgeden Fransa askerleri alıyor. Özellikle Senegal ve diğer sömürgesi olan Afrika ülkelerinden. Bunları başka sömürgesi, başka bir sömürgeye Vietnam'a götürüyor. Orada Vietnam'ın ulusal bağımsızlığı için çarpışan insanlara karşı Bunları kullanıyor. Görüyorsun bak ne güzel halklar arası kardeşlik. Üstelik ordunun bir bölümü de şeyden oluşuyor. Vietnamlarla oluşuyor. Yani Vietnamların bir bölümü özellikle Kuzey Vietnam'da bağımsızlıklar için savaşan diğer Vietnamlılara karşı o şimdi Vietnam Komünist Partisi önderliğindeki Vietnamlılara karşı savaşıyoruz. Bunun gibi dünyanın çok önemli. Zaten Eski programlarda birinde anlatmıştım. Başlığı sömürgecilik olsa gerek. Sömürgecilik esası şudur. Ülke halkını bölmek ve onun bir bölümünü kendi yanına çekmek. Kendi yanına çektiğin halkla birlikte sömürgeciliği kabul etmeyen diğer halka karşı savaşmak. Yani sömürgeciliğin esasında halkın bir bölümünün sömürgeci ülkenin desteğinde tabii ki diğer bölümüne karşı yani bağımsızlık isteyen diğer bölümüne karşı savaşması vardır. Bu Hindistan'da böyledir. Birçok savaşı sömürgelerinde böyledir. İngiliz, İngilizlerin diğer sömürgelerinde böyledir. Hep böyledir. E yoksa düşünün. Yani İngiltere'nin en büyük sömürgesi Hindistan'dır. Şimdi 19. yüzyılda Hindistan'ın ve İngiltere'nin Mısır'larını bilmiyorum ama Hindistan nüfusu 10-15 katıdır İngiltere'nin. Hindistan'da bunlar, İngiliz yönetici sayısı, asker sayısı birkaç bin kişidir. E sen birkaç bin kişiyle bu koskoca ülkeyi nasıl yönetiyorsun, nasıl sömürge yapıyorsun? Yapamazsın. Bunun bir tek yolu vardır. O ülkedeki Hintlilerin bir bölümünü kendi yanına çekeceksin. Onlar seninle beraber geri kalana karşı savaşacak. Gördün bak halklar arası kardeşlik. Halklara gerek yok. Aynı halkın içindeki kardeşlik. devam edin. İngilizlerle taraf olan da Hintli, onlara karşı olan diyelim mesela Gandhi taraf da Hintli. Sömürgeci esası budur. Sömürgeci alkül bölemez, o ülkede sömürgeci olmuş. Aydınlık Fransa etmişti yıllarca. En güzel örnek mesela Cezayirdir. Evet, bir başka örnek daha vereyim. Yugoslavya. Şimdi Yugoslavya son Yugoslavya, üç tane Yugoslavya var biraz tarih boyunca gelen. son Yugoslavya Tito önderliğinde kurulur. Hitler faşizmine kendi gücüyle de yener. Tito önderliğinde kurulur. Ve işte 45'ten 90'lı yıllara kadar yani 45 yıl farklı halkların birlikte yaşadığı bir ülke olarak var olur. Kimdir bu Sırplar, Slovenler, Hırvatlar, Bosna Hersekliler, bir miktarda da oldular. 1990'lı yıllarda sadece Tito'nun ölmesi nedeniyle değil, aynı zamanda tabii sosyalizm her falan saçkalanıyor. Burada halklar arası savaş Özellikle Sırplarla Hırvatlar, Sırplarla Arnavutlar, Sırplarla Bosna hersekliler arası savaşmışlar. Bunun birkaç nedeni vardı savaşın. Nedenlerden birincisi bazı halklar orada ekonomik olarak bayağı iyidir. Özellikle Slovenler. O yüzden ayrılmak istemektedirler. Arnavutlar ekonomik olarak en geridedir. Biz onlara yardım etmek zorunda değiliz. Ayrılırız derler birlikte. Ki bu birliğin adı Yugoslavia'ydı o zaman. E, Sırbistan büyük Sırbistan istemektedir. Sırbistan'da birlikte istemektedir. Başkalarına toprak istemektedir. Bu nedenle. Şimdi Şurada bir örnek vereyim. Kosova Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile Sırp Prensliği arasında olur. Sırp Prensliği'nin bir tefiklerine vardır tabii o dönemde. Kosova Savaşı gerçek bir ee, yıllarda şimdi tam yılını hatırlamıyorum. Bu savaşın 600. yıl döneminde Sırbistan bu savaşı tekrar hatırlar. Zaten işi Savaşı kaybetmiştir ve Osmanlı'ya Balkanlardan olsa Avrupa'ya doğru yol açılmıştır. Bu büyük mitingde Milosevic ki kendisi Sırbistan Komünist Partisi genel sekreteri ya da başkanıdır. Fark etmez, yani en tepesinde olan kişidir. Der ki günün birinde Büyük Sırbistan kurulacaktır. Sırbistan Osmanlı'ya yenilmeden önce geniş bir toprak parçasını yönetiyordu. Yani o toprak parçasını yönetmeyi büyük sürekli sana biz tekrar kavuşacağız. Güzel. O gösteriye katılanlarına daha sonra gösteri dağıldıktan sonra söyleşi yapılır ve bir işçinin söylediği bir cümle vardır ki hani bazı cümleler vardır üzerine kitap yazılır. Adam der ki bu gösteriye işçi olarak geldim sırf olarak dönüyorum işçilik özelliği kaybolmadı adam. Ama Sırp özelliği, sır olmak özelliği ön plana geçti. Yani Sırp müziği diğer geri kalan bütün şeyi bastırdı. Kendisi köylü de olabilirdi, başka bir şey de olabilirdi. Şimdi bu insana kalkıp Sloven in işçisine ya da Hırvat işçisine kardeş duymasını falan bekleyemez. Onlar düşmandır, onların yok edilmesi gerekir. Zaten savaşta bu nedenle orada şey yapar, nedenle yürür. Vaziyet bu. Yani işçiler ve halklar arasında kardeşlik kurulursa eğer vardır. Yoksa kendiliğine bir kardeşlik falan yoktur. Üstelik bu kardeşlik bir kere kurulunca ilerlemez sürmez. Tekrar bozulabilir. İşte Yugoslavya'da görüyoruz. Yugoslavya'da birkaç tane halk 40-45 yıl beraber yaşadı. Tabi aralarda bir takım sorunlar vesaireler vardı. Olur o. Önemli değil arkasından halklar nasıl savaş çıktı. Ve adamın dediği gibi gösteriye adam işçi olarak geldi Sırp olarak döndü. Yani bu birlikte yaşamın ufak tefek sorunlarla da olsa birlikte yaşamın zaman içinde pekala bozulabilir. Bunun tekrar kurulması gerekir. Ne işçiler arasında ne de halklar arasında öyle otomatik bir kardeşlik ayda çıkamına sahibiz beraber olalım. Böyle bir şey yoktur. Bunun Hı. çalışma yapılarak oluşturulması gerekir. Oluşturulsanız mı olur. Ve şunu da unutmamak gerekir. Bu kardeşlik olayı daima ve daima geçicidir. Şartlar değişir, kardeşlik bozulur. Çelişkiler anlatır. iki halk arasında veya birkaç halk arasında birkaç halktan işçiler arasında sorunlar çıkar. Bu sorunlar ciddi çalışmalara dönüşebilir. İşte Yugoslavya'da gördük bunu açık bir şekilde. O zaman bu kardeşliğin tekrar yenilenmesi gerekir. Yeni şartlarda. O kardeşlik eski şartlarda kurulmuştur. Artık bozulmuştur. Yeni şartlarda bunu tekrar yenilenmesi gerekir. Ha bu iş hangi yöntemlerle yapılır? Ülkesine göre değişir. O ülkenin yaşamış olduğu e, şeye göre, tarihe göre değişir. Bütün mesele yani böyle otomatik bir kardeşlik yoktur. Çıkar ortaklığına dayanan bir kardeşlik yoktur. Hiçbir şekilde zaten çıkar ortaklığına dayanmak ne demek zaten? Dediğim gibi hani racial choice. Yani kendi çıkarına uygun seçim yapmak. Böyle meseleye böyle bakarsanız dünyada en başta tarihte en başta savaşları açıklayamazsınız. Savaşa insan bulamazsınız. Çünkü savaşa gitmek herkese çıkarlarına yarar. Bir sürü insan giriyor. Hem de büyük bir hevesle gitti tarihte tarih boyunca. Rosa bugün gördüğü gibi. Alman işçileri gidiyorlar savaşa. Ne, ne için gidiyor? Fransızları öldürme için. Onlar hep, onlar da eşlik öyle. Yani halklar arasında kardeşlik kurulması gereken bir olaydır. Otomatik olarak ortaya çıkmaz. Ve bu belirli bir dönem kurulduktan sonra devam etmez. Yeni şartlarda pekala bozulabilir. Bozulduğu zaman bunun yeniden kurulması gerekir. Ha şöyle deniyor mesela. yani işte insanlara devamlı ırkçılık şudur budur pompalan diyor. İnsanlar da ırkçı oluyoruz. Yanlış yere bakıyorsunuz. Yanlış yere bakıldığına Adorno yıllar önce nazizmle ilgili söylemişti. Yani Fransa ve İngiltere'de nazi yok muydu? Tabii ki vardı. Onlar propaganda yapmıyor muydu? Tabii ki yapıyordu. Ama Fransa e, ve İngiltere'de nazizm çıkmadı almaya da çıktı. Yani şunu sorman gerekir. Bu halk nazilleri propagandasını içselleştirecek kadar bu duruma nasıl geldi? Bu iş nasıl oldu? Bunu sorman lazım. Sadece karşı tarafa bakmayacak bir de kendine bakacaksın halk olarak. Bu halk, bu duruma nasıl geldi? Ve bu durumda nasıl çıkılır? Yani önce soruyu doğru, doğru sormak gerekiyor. Evet sanıyorum konu yeterince açıklığa kavuştu. Nötrilök evet. bu kadar.